Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber hemen şöyle yan tarafta görmüş olduğunuz Nikon Z50'nin içinde bulunduğu özel bir kutuyu açacağız. Bu kutuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Eğer sosyal medyada beni ya da teknoloji okuyu takip ediyorsanız ki şimdi şuradan bir yerden şuradan hatta tam şuradan e, çıkartacağım linklerini. Orada e, bugün bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşımda Nikon Z50'nin bize teste geldiğini ve 15 gün boyunca test edeceğimizi söylemiştik. Ben e, ofise gitmeye kadar dayanamadım. Şu an evden çekiyorum bu videoyu. Bize şöyle bir çantada içinde çok güzel bir e, aynasız fotoğraf makinesi ki Ekim ayında tanıtılan Z50 modeli Nikon'un. Biliyorsunuz Nikon ve Canon özellikle ikisi birlikte son yıllarda aynasız fotoğraf makine yönelmeye başladılar. Ki birazcık geç kalmışlardı o ayrı bir konu. Bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Nikon geçtiğimiz aylarda full frame olarak piyasaya sürdüğü Z serisi aynısız fotoğraf makinesini tanıtmıştı. Z6 ve Z7 vardı ama onların fiyatları tabii ki haliyle ve doğal olarak biraz yüksekti. Z50 ise Ekim ayında tanıtılan bir model ve APS-C dediğimiz daha küçük bir sensör kullanıyor ki giriş seviyesi diyesalar, giriş ve orta seviyesi diyesalar modellerde bulunan bir sensör kullanıyor. Şimdi böyle bir Kit yapmışlar ee, Nikon sağ olsun böyle bir kit hazırlamış Z series Experience Kit yani Z serisi deneyim kiti olarak e, bize teslim edildi 15 gün boyunca bunu kullanacağız hatta farklı bir önümüzdeki günlerde yaklaşık 10-15 gün sonra bir otomobil testine katılacağım Türkiye lansmanı çok önemli bir markanın orada da bu ürünü kullanmayı düşünüyorum bunun da müjdesini vereyim buradan bunun içinde ne var şimdi birazdan içeriğine bakacağım ama yani hızlıca bir bilgi vermek için söylüyorum. O makinenin kendisi var. Z50, Nikon Z50 var. Z50 ile beraber kullanacağım iki tane objektif ki bir tanesi 16-50 mm ve diğeri de 50-250 mm olarak. Bir de FTZ olarak tanımlanan bir tane dönüştürücü var. Şimdi bunların bayonetleri yani objektiflerin bağlandığı noktaları özel. z e, bayonet diye geçiyor. Ama diyelim elinizde Nikon'un başka objektifleri varsa F serisi olarak yani F serisi olarak bildiğimiz herhangi bir objektifini varsa ona bağlamak için bir dönüştürücü ihtiyacınız var. Bu kitin içinden de o çıkıyor. Bu arada e, Nikon Z50 farklı, farklı farklı kitlerle satılıyor. Yani o işte FTZ bayonetin olduğu yani dönüştürücünün olduğu bir kit de var. Olmadığı kit de var. İşte 16-50'nin olduğu kit var. 16-50 FTZ'nin beraber olduğu kit var. 1650 artı 50 FTZ artı 50-250 olduğu var. Satın alırken ihtiyacınıza göre yani elinizde Nikon objektifler varsa ona göre almanız gerekiyor. Yoksa e, o işte dönüştürücü adaptörü almanıza gerek yok. Evet lafı birazcık uzattım ama bu bilgileri de aktarmam gerekiyordu. Şimdi gelin kutunun içeriğine bir bakalım. E, bakalım bu Experience Kit çantasında, bu şık çantada bizleri neler bekliyor. Evet şimdi Nikon Z Experience Kit Şurada da görüyorsunuz. Yazıyor burada kutusundan bir çıkar. Açalım bakalım ne çıkacak. Çok güzel bir çanta bu arada. Çantayı çok beğendim. Şuradan iki tane mandalı var. Biri burada, biri burada. Önce soldakini açalım. Sonra sağdakini ve çanta açıldı. Şurasında böyle çok güzel sünger kaplı malzeme var. Çıkıyor bu sünger bu arada. Tabi bu çanta normalde standart olarak verilmiyor arkadaşlar. Bu özel bir çanta. Cihazı test edecek. Bizim gibi işte yayınlar, influencerlar, youtuberlar için vesaire için hazırlanmış bir özel bir kit bu. Normalde böyle bir kit yok. Yani siz satın alırken böyle alam al bu çantayla alamazsınız. Fakat bence gelse güzel olur. Çanta çok hoş. Şöyle bir şey var şurada. Test mi diyor. Yani beni test et. Buna kenara alalım burada da gördüğünüz gibi test mi diyor. Beni test et. Edelim. Zaten çantanın fotoğrafı da var görüyorsunuz. Demek ki aslında bu global çapta bir test çantası standart. Z50 var diyor. 16-50 mm objektifi söylüyor. 50-250 söylüyor ve FTZ mount adapter diyor. Yani objektif dönüştürücüsü var. Burada birazcık işte özelliklerden falan bahsediyor. Alfa Karacus'un bize gönderdiği irsaliye var. İşte nelerin olduğunu falan söylüyor burada. Z serisinden bahsediyor. Güzel. Şimdi evet çantamızı açtık. Şu anda Z50 burada. APS-C boyutunda bir sensörü var bunun. Yani full frame değil. Boyun askımız burada. Şöyle bir kısa bir yazımız var. Take me out experience kit yazıyor. Altında ne var? Type... Type-C değil bu arada. Yanlış söyledim. Micro USB, USB kablomuz mevcut. Bateri adaptörümüz de burada. MH32 pilimizi buradan şarj ediyoruz. Çeşitli kağıtları, garanti kağıtları vesaire de buraya koymuşlar. Sağ olsunlar. Şunu tekrar yerine takalım. Şimdi burada başka ne var? İki tane objektif var dedik. Bir tanesi burada. Görüyorsunuz dx 250. F4.5 6.3 birazcık tabi çok iyi bir objektif olmadığı Bir aşikar ama günlük kullanım için yeterlidir. Tembel objektifi derdik biz bunları eskiden. Gerçi 18 falan olması lazım tembel olması için ama 16-50 objektifimiz de burada. Birazcık zor çıkıyor ama evet, çıkarttık. 16-50 böyle birazcık şey gibi de pankeke e de benziyor. Güzel bir objektif. Diyaframı da şöyle görüyorsunuz. 3.5'e 6.3. FTZ adaptörümüz burada. F serisi objektifleri bu fotoğraf makinesine bağlamak için kullanıyoruz. Pilimiz var burada. Pilimize de bir bakalım. Şöyle gösteriyorum. Şurasını da bir çıkartalım. Nikon'un EN-EL25 pili. Pilimiz de burada. Şimdi ben de sizlerle beraber ilk defa bir kurulum yapacağım. Z50'yi çıkartıyorum. Birazcık bir genel görünümden bahsedeyim. Şu kapağımızı da çıkaralım. Direkt sensörü görüyoruz. Küçük bir sensör var. Full frame olmadığını söylemiştik. Şurada iki tane fine tuşu var. Function yani. Buralara muhtemelen bir şeyler atayabiliyoruz. Buradan objektif takmak, çıkarmak için tuşumuz. Yan tarafa bakalım. İsterseniz şöyle açalım. Mikrofon bağlantı yuvamız var. USB ve HDMI bağlantılarımız burada. Az önce söylediğim gibi standart micro USB bağlantısı kullanıyor. Deklanşörümüz burada. Güç düğmesi deklanşörümüze entegre edilmiş. Açma kapamayı bu şekilde yapıyoruz. ISO, post telafisi ve video kayıt tuşu mevcut. Çekim modları şuraya şöyle biraz daha yakına getireyim. Çekim modlarımız da burada. Buradan ayarlıyoruz. Bunun dışında geldik en önemli konulardan bir tanesi. Ekran konusuna. Ekranımız şöyle açılıyor. İstersek hani böyle böyle bakabiliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Şöyle yaptığımızda şu şekilde kendimizi çekerken birazcık kulağımızı tersten göstermek gibi olmuş alttan gelmesi. E, alttan gelmesi şöyle bir sakıncası da var. Buraya işte tripod bağladığımız zaman görüntüyü göremeyeceğiz. Yandan gelse ben yandan gelmelerini daha çok seviyorum. Ama bu da fena değil. Yani elinize tutarken en azından bir sorun olmaz ama buraya küçük bir tripod bir şey, monopod ba falan bağlarsanız Görüntüyü önemli ölçüde engelleyecektir. Böyle bir sıkıntısı var. da vardı bir dönem böyle bir ürünü. M6 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onu da aynı eleştiri yapmışımdır diye tahmin ediyorum. Küçük bir gövde var görüyorsunuz. Şu deklanşör tutma yeri güzel olmuş. Hani bunu rahat bir şekilde tutabilirsiniz. Bence bu çok işe yarayan bir özellik. Pilini takalım bakalım ne olacak. Pilimizi takıyoruz. Bu arada bellek kart yuvası da pille aynı yerde. Şimdi cihazı bir açalım bakalım. Açılacak mı onu da bilmiyorum. Evet açıldı. Hangi dil seçenekleri varmış? İngilizce var. İngilizce'den ziyade biz Türkçemizi seçelim. Türkçemizi seçtik. Evet. Gün, ay, yıl olsun. Kapalı olsun. 2019 değiliz artık. 2020.01. Bugün en 7'si. Saatte. 23.33 siz de saati görmüş oldunuz. Gecenin 11.30'unda çekiyorum bu videoyu. O yüzden de biraz sessiz konuşuyorum. Tamam dedik işlem. Tamam dedi. Burada şurada simgeler görülüyor mu bilmiyorum. Ekranda ne kadar görülüyor. Şurada bir görüntü büyütme, görüntü küçültme ve display simgeleri buraya koyulmuş. Pil tabi birazcık gücümüz düşük diyor bize. Fotoğraf makinesi. Şöyle fotoğraf ve video modları arasında buradan geçiş sağlıyoruz. Tabii şu an objektif takılı olmadığı için garip bir görüntü var. de takalım pili bitmeden. En azından bir kısa bir olsa bir görüntü koymuş olalım şöyle. Evet. Objektifi de şöyle takıyoruz. İki beyaz noktaya geçiştirip. Evet. Zoom halkasını döndürün diyor. Evet objektifimiz de açıldı. Şu anda görüyorsunuz gayet güzel. İsterseniz kısaca fotoğraf makinesinin teknik özelliklerinden bahsedeyim. 20.9 megapiksellik APS-C sensör kullanıyor olduğunu söylemiştik. Xpeed 6 imaj işlemcisi var. 4K 30 fps video kayıt yapıyor. Bu minik cana var. 2.36 milyon piksellik OLED bir. Şurada da gördüğünüz gibi. E, genelde aynı OLED şey oluyor zaten elektronik vizör oluyor. OLED bir elektronik vizörümüz var. 180 derece döndürülebilen ve aşağı doğru hareket edebilen bir şöyle diye kullanabilirsiniz isterseniz. Ama aslında şöyle şu şekilde yapılan bir e, şu, an, şu anda görüyorsunuz benimle bakın. Hop, makinemiz düşmesin. Şöyle kendimizi görebiliyoruz. dedim ki buraya tripod falan taktığımızda sıkıntı olabilecek bir kullanım şekli bu. Onu da belirteyim. Şöyle çevirdik şu anda tekrar ekranımızı. Ekranı görüyorsunuz buradan. Saniyede 11 kare seri çekim hızı bulunuyor. 204.800'e kadar da ISO'yu push edebiliyoruz. 209 netlik noktası var. Az önce bahsettiğim Nikon Z objektif bayoneti kullanıyor. Wi-Fi ve Bluetooth desteğinin olduğunu da söyleyelim. Yani telefon uygulamasından da cihazı kullanabiliyorsunuz uzaktan. ENL-EL25 bir pilimiz var. SPA standartlarında da 320 karelik bir pil önlüğümüzün olduğunu belirtmiş olayım. 450 gram da ağırlığımız var. Hafif bir e, fotoğraf makinesi aynasız ama bunları objektif taktığınız zaman özellikle iyi bir objektif takarsanız ciddi anlamda ağırlığı artıyor. Yani bu 450 grama pek aldanmayın. 1 kiloya kadar çıkabiliyor. İyi objektiflerden bahsediyorum. Bellek kart yuvamız UHS-II destekli. ST, High Capacity, Extra Capacity gibi bellek kartlarını kullanabiliyoruz. Böyle bir imkanımız mevcut. Ve şöyle söyleyeyim farklı farklı kitleri olduğunu söylemiştim. İsterseniz sadece FTZ adaptörü ve işte e, makineyi alabiliyorsunuz. O zaman elinizde Nikon F serisi lensler varsa kullanabiliyorsunuz. Bu dönüştürücü sayesinde. Ama bu dönüştürücüyü almazsanız o lensleri buna takamıyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olayım. Ya da işte bu objektif yani 16-50 ve sadece gövde. 16-50 gövde ve Nikon FTZ adaptörü. Ama şöyle söyleyeyim fiyat olarak. Gövde ve 16-50 mm ile birlikte alabileceğiniz fiyat yaklaşık 8.000 TL civarında. Tabi diğer kitleri kattığınızda, diğer aksesuarları da kattığınızda fiyat artıyor. 11.000-12.000 TL'ye kadar çıkan bir fiyattan söz etmek mümkün. Ama bunlar bu kutuyu açtığımız, yani bu Express Kit'in bize geldiği tarih itibariyle, o da 7 Ocak itibariyle rakamlar ileride ne olur? Dolar artar, şu olur, bu olur, kampanya olur, ucuzlayabilir. edebilir o bakımdan. Buna göre videoyu izlerseniz çok sevinirim. Dediğim gibi 15 gün bende kalacak bir fotoğraf makinesi. Çeşitli çekimlerde vesaire de kullanacağım. Deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım. O video gelene kadar bu video size şu çantanın güzelliğine bakın. Bu arada çok güzel, çok hoş. Ee, bu çantayı kullanmış olacağız. Bu çantanın içindeki tüm ekipmanları da kullanacağız. Bu arada şöyle kiti de şöyle kapatıyoruz. Çok güzel. Hani bir düğme falan yok. Kendisi kapanıyor. Çok da hoş olmuş bu. Ee, hemen kısaca onu da göstereyim. Burada da 50-250 milimetremiz var. O da aslında küçük gibi görülse de şöyle açtığınız zaman bakın şu kadar böyle kocaman oluyor. Bu da kapanıyor bu şekilde. Şuradan bir şöyle bir tık tık yapıyor. Bunu da böyle kullanıyoruz. Güzel bir detaylı bir inceleme gelecek. Nikon Türkiye temsilcisi Karfo Karacı Sulu'ya. Bize böyle bir imkan verdiği için de çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal arada takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.